Jose Clemente Orozco'nun 1940 yılında yaptığı Bombardıman Uçağı ve Tank adlı eserinin hemen önündeyiz. Bu arada benim adım da Lauren Adelman. Şu an yürüyen merdivenlerin yanındayız. Çocuklar müzeye gelip de merdivenlerden çıktıklarında ilk bu eserle karşılaşıyorlar. Müze turumuza dahil olmasa da sanırım her 10 çocuktan 9'unun bu resme bakmak için durduğunu söyleyebilirim. Bu durum her yaş grubundan çocuk için geçerli. Çok güzelmiş, aynı grafitiye benziyor gibi birçok yorumları oluyor. Çocukların resmi ilk gördüklerinde en çok etkilendikleri şey buradaki suratlar. Bu adamın ağzında neden zincirler var? Bu konuşabilme hakkını kaybettiği anlamına mı geliyor gibi sorular soruyorlar. Daha sonra şuradaki içine çiviler giren göz hakkında konuşmaya başlıyorlar. Çocukların birçoğu bunu gerçekleri görebilme yeteneğini kaybetmekle ilişkilendiriyor. Her şeyin altındaki ezilme duygusundan söz ediyorlar. Ardından burada hepsinin üstündeki bu alanın ne kadar geniş olduğunu konuşuyoruz. Öğrenciler genellikle bu turuncu şeyin direkt olarak ne olduğu hakkında konuşmak yerine bir şeylere katlanmak zorunda olmanın nasıl bir his olduğundan söz ediyorlar. Bu kişileri böyle baskılayan his ne olabilir acaba diye sorguluyorlar. Kölelikten ve zulümden söz ediyorlar. Sonra konu buradaki bacaklara geliyor. Genellikle oradaki kişi bir şey tarafından içeri mi çekiliyor, yoksa bir şeyin altında ezilmiş mi diye soruyorlar. Birlikte çalıştığım bir öğrenci grubu vardı. Sembolizmle de oldukça ilgiliydiler. Sanat eserlerini neredeyse hissediyorlardı. Bu tablonun karşısında durup baktıklarında da buradaki ağırlığı sanki kendi üstlerindeymiş gibi, zincirleri ise kendilerine takılıymış gibi hissetmişlerdi.